milyon kişi deniz anası saldırısına maruz kalmaktadır. Demin keke 0.5 milim yasaydım 20 puan alıyordum. Arkadaşlar süzüldüm şu an. Yanlışlıkla gördüm. Ben de yanlışlıkla açtım ama bakmadım. Hayır, ben niye özellikle bakıp okudum ve sonra okunmaması gerektiğini hatırladım. Ben öyle. Konumuz ne biliyor musunuz? Zaten başlıkta da yazıyordur ama merhaba ayrıca. Konumuz deniz anası. Evet, deniz anası sınavımız olacağız. Bakalım kaç alacağız. Aynı zamanda biz bunların cevabını bilmeye çalışırken soruyu okuyacağımız için siz de bilmeye çalışıp bizimle beraber oynayabilir. En sonunda puanınızı aşağı yazabilirsiniz. Hadi bakalım. İlk sorumuzu okuyorum. Keşfedilmiş kaç bin deniz anası türü vardır? Bunların kaçı insana zarar verebilir? İnsana zarar verebilen de varmış. Ya abla yapıştı mı buranı tarş ediyor, bir şeyler yapıyor ya ona. Ama deniz anası bildiğimiz bizim deniz anası değil mi? Ya şöyle beyaz şeffaf bir şey. İşte ben onu elime aldım, hiçbir şey olmadı. Ama bir tane... Zarar veren de varmış işte, onu diyorum. Bilmiyordum. Ha. Kaç bin deniz anası türü var? Kaç bin? O kadar tüm. Bin. He? Ya niye söyledim ki? İnanmıyorum kendime. Kıza ipucu verdim şu an. Neyse. 6000 deniz anası türü var dedim. 500 tanesi de insana zarar verebilir. Ben 8700 tane çeşidi var dedim. 6000 tanesi insana zarar verebilir dedim. O kadar da değil herhalde. Şu an birinci sorumuzun cevabına bakıyoruz. Bakalım birinci sorunun cevabına kim daha çok yaklaşmış? 2000'den fazla. Ben yendim. Dur. Keşfedilmiş 2000'den fazla deniz anası türü varmış. Zeynep'inki çok yüksek. Benim sayım daha yakın. Bu yüzden ben aldım 5 puanı. 70'i insanlara zarar verebilirmiş. Bunda da ben Zeynep'ten daha düşük rakam yazdığım için ben kazandım. İkinci soru. Deniz analarının beyni, kalp, bacak, kemik gibi organ ve uzuvları var mıdır? Şu an soruda şunu demeye çalıştı. Bunlar gibi başka organı var mıdır ayrıyeten? Vardır. Yok. Kesin var çıkacak. Yani kalbi de vardır herhalde yani. Yok. Bak. Okuda bir soru yok mu da? Yok. Deniz analarının beyin, kalp, bacak, kemik gibi organ ve uzuvları yoktur. Deniz anaları omurgasızdır. Vücutlarının %95'i de su. O yüzden böyle Ben şöyle sandım. Deniz analarında beyin, kalp, bacak, kemik gibi organlar var. Başka ayrıyeten bir şey var mı diye sordu sandım. Sınavlarda diyorlar mı sana? Sen yanlış okumuşsun. O zaman puanı geri vereyim. Hayır. Dikkat çok önemli. Dikkat çok önemli. Birinci soruda da dikkatsizlik yaptın. Benim sayemde o soruyu kurtardın ama yine de ben yendim. İşte beni tebrik ediyor. Oh, beni tebrik ediyorsun şu an. Tebrik. Ayrıca Zeynep de benim kalemimi şu yüzden oluyor. Farklı renk olunca. Hadi al diyormuşum. Daha net belli oluyor diye. Ama ben şimdi zaten onu aldığım için yeterince dikkat çekici. Araba sesleri. Bilim adamlarının keşiflerine göre denizin kaç bin metre derinliğinde yaşayan deniz anası türü bulunmaktadır? Şimdi burada kaç bin metre aşağısını yazacağız, sonra kaç deniz anası vardır diye. Yani bir tane soru var burada. Yazdım. 7000. Ben 3000 yazdım. Çünkü ben onu elime alabildiğimde gayet normal yüzeyde yüzüyordu yani. Yeah! Bir şey söyleyeyim, aklımdan 9000 geçti. Aa, genellikle sığ kıyılarda görünmelerine rağmen bilim adamları... Allah, korktum, kalemi kırdım sen. Bilim adamları 9000 metre derinlikte yaşayan türlerini de tespit etmiş. Ya şimdi bunların türleri var ya, hangi tür en derinde yaşıyor? Kaçıncı derinlikte yaşıyor? Helülüley. Yeni bir deniz anası türü bulundu ve adı Helülüley. Helülüley, hayır sen diyorsun. Helülüley. Ölü deniz anası sokar mı? Evet. Ben de. Şaşırtıcı bir soru muydu acaba, değil mi? Zehirleme etkisi gösterebilir diyor. Evet yani. Vay be. 10 puan yazabilir miyim senin şeyinden? Evet, yazabilirsin. 2 tane 10 puanım olacak. Dünyanın en küçük deniz anası kaç milimetre çapa sahiptir? Milimetre çapı. Şöyle bir şey. Yavrusu bence bu kadardır. Bu kaç olur? 0.5 milim olur. Yazdım ben. 1 milim yazdım. Ben 3. Düşündüğüm çıktı. Düşündüğüm çıktı. Keşke yazsaydım. 5 düşündüm ben. 3 yazmışım. Hayır bak. Hayır bak, 5 değil. Ben dedim ki 0.5 milim olur
mu acaba dedim. Hani ben o kadar küçüktü olmayacağını sandım. Hani bari 1 milim yazdım. Keşke 0.5 milim yazsaydım 20 puan alıyordum. Arkadaşlar süzüldüm şu an. Ama ben bunu öyle düşünmemiştim ki. Ben direkt 0 olarak düşünmüştüm. Hayır hayır. Olmaz. Bu dikkat içeren bir soruydu. Sınavda da sen yanlış anladın diye geri bir daha o düşündüğün cevabı yazamayacaksın. Lütfen. Bana bu öneriyi kim vermişti acaba? Çok sevdiğim biri verdi. Kaç puanım var şimdi? 10, 20, 30. 10, 20, 30. Ya bir yetişme bana ya. Yetişme ya. Yetişme bana. Yeter ya. Her yıl yaklaşık kaç milyon kişi deniz anası saldırısına maruz kalmaktadır? Her yıl yaklaşık kaç milyon kişi deniz anası saldırısına maruz kalmaktadır? Yapma! Tut elimi. İstiyorum. Dur, istiyorum şu an. Aa, kolum çıtladı. Eziyet var. Eziyet var burada. 5 milyon yazdım. Ben de 7 milyon yazdım. Ve 6. soruya bakıyoruz. 150 milyon kişi. Zeynep şu an benim önüme geçti. Koca bir sıfır yaz oraya. Koca bir sıfır. Dünyanın bilinen en zehirli kutu deniz anası kaç dakikada bir insanı öldürebilir? Tek seferde kaç kişiyi etkisiz hale getirir? Bunlar sandığımızdan daha tehlikeli herhalde. Bence çok tehlikeliler. Yarım dakikada bir insanı öldürebilir dedim ve 50 kişiyi tek seferde etkisiz hale getirir dedim. Ben de 15 dakikada dedim 40 insanı etkisiz hale getirebilir dedim. 7. Bilinen en zehirli deniz anası kutu deniz anasıdır. Bunu da bilelim. Şöyle en zehirli yapalım. Deniz anası kutu deniz anasıymış. 90 dakika içinde bir insanı öldürebiliyormuş. Hayır. İçinde bir insan. Sen yendin yani. Bak 15 dakika dedim. Ben yarım dakika dedim ya. Kutu deniz anaları sadece suda değil, karada da tehlikelerini saçma özelliğine sahip olan öldürücü bir canlıdır. Kutu deniz anası milyarlarca zehirli kapsülü ile tek bir seferde 70 kişiyi etkisiz hale getirebiliyormuş. İkincisinde de ben kazandım. Yani Zeynep 5 puan aldı, ben 5 puan. Ve hemen uzatmıyoruz. Geçiyoruz diğer soruya. Kutu deniz analarının en büyük tuzağı görünümüyle ilgili bu nedir diyor. I don't know. İngilizce konuştum. Teşekkürler. Bilmem. Cevap bilmem mi? Bence olabilir. Ben şöyle anladım. Hani en çok görünümleriyle ilgili dikkat çekiyorlar. Görünümleri nedir? Hani görünümleri nasıldır da nasıl dikkat çekiyorlar diye anladım. O yüzden ben bir yayvan büyük bir taş gibi gözüküyorum. Ben de bulunduğu yer gibi dedim. Deniz gibi. Veya karada taş gibi. Veya kum gibi, bilmiyorum yani. Hadi. Hoppa. Görünmez olacak kadar saydam bir yapıda bulunmalarıdır. Güneşle temas ettiği anda ölen bu canlı türü... Kutu deniz anaları güneşle temas edince ölüyorlar. Anası karaya çıkıyor o zaman, gece çıkıyordur. Aynı anda aynı şeyi düşündüğünüzde çok komik oluyor ya. Muazzam bir olay. Bir yakın arkadaşınızı yakar mıyım? Şuraya koca bir sıfır yazacağım kendime. Önlemsiz yüzücüler için oldukça büyük bir risk faktörüdür. Kutu deniz anasının yüzen birine ilk etkisi kalp krizi şeklinde olur. Oo. Bir deniz anası ile temas edildiğinde insana nasıl bir... Çak! Kalp krizi. Ama bir deniz anası diyor. Şöyle yazalım. Kalp krizi. Kalp krizi. Hayır bak. Krizi. Kızarıklık. Aynı şeyi düşündük bu arada. Ben de kızarıklığı düşündüm. Kalp krizi veya kızarıklık veya ikisi de. Tahriş etme. Tahriş? Çok güzel konuşmuşsun. Niye? Duygulandım şu an. Niye, kötü bir şey mi dedin? Hayır. Açılmıyor. Zeynep. Açılmıyor. Bir deniz anası ile temas edildiğinde hissedeceğiniz şey yanma hissidir. Yanma, kaşınma. Bazıları büyük ağrıya sebep oldurtabiliyormuş. Kaşınmayı düşündüm ama fazla uzun olur diye yazmadım. Ben biliyordum ama yazmadım. Kaşınma yapıyormuş bir de. Onu ben de biliyordum, onu yazacaktım. Ciltte yanmanın yanı sıra kızarma da olur. 5 puanlık attık. 10 puan. Dünyanın en büyük deniz anası 110 yılda kaç kez görüntülenmiştir? Woo!
12. 10. 17 kez görüntülenmişti. Oley be, yendim. Ama sadece bu turda yendin. Oyunu yenip yenmediğini bilmiyorum. Abi bilmiyoruz. Hazır mıyız? Şu anda puanlarınızı sayıyoruz. Eğer siz de oynadıysanız oyunu puanlarınızı sayıp yorumlara yazabilirsiniz. Heyecanlıyım. 55. Benim de 55. Ya. Yeah. İkimiz aynı puan aldık. Eşit kaldık şu an. yatır. Oo, dalga. Instagram hesaplarımızı takip etmeyi ve kanalımıza abone olduktan sonra video bildirimlerini açmayı unutmayın. Buralardaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.